Artık pil toplama kampanyası belediyemizle beraber organize ettik ve iftiharla söylüyorum, Türkiye şampiyonu oldu. 2850 kilo pil topladı. Kullanılmış pil topladı. Geri dönüşle beraber bunlar sunuma hazır hale gelecektir. Bundan dolayı belediye başkanıma teşekkür ediyorum. Emeği geçen velilere teşekkür ediyorum. Öğretmenlerime, okul müdürlerime teşekkür ediyorum. Çocuklarımın ellerine sağlık. Öğrencilerimiz, velilerimiz, çevremiz bir kampanyaya katılarak okullarımızda atık bir toplama çalışmasına bir adresine girdik ve bunu başardık. Tüm Türkiye'de en fazla atık bir toplayan ilçe oldu. Hızlı şehirleşme, hızlı büyüme var. Ve tabii insanların yoğun olduğu yerlerde o doğal dengenin, doğal ortamın da bir şekilde değiştiğini, bozulduğunu, farklı şekillere girdiğini görüyoruz. Bunların bazıları olumlu olabiliyor ama çoğu da olumsuz. Hayatımız her alanda yeni ürünlerle kolaylaşarak çok daha iyi şartlarda yaşıyoruz. Ama ne olursa olsun, elbiseden ayakkabıya kadar, telefondan elektriğe, ampule kadar, tekstil ürününe kadar bunların hepsinin bir ömrü var, sonuçta bitiyor. Bittikten sonra bunların tabii doğadan yok olması veya tekrar dönüşüme girmesi, bunlar önemli sorunlar olarak ortaya çıkıyor. Biz şu anda Osman Gazi Belediyesi olarak temizlikle ilgili ciddi çalışmalar yapıyoruz ve bütçemizin en büyüğü de temizliğe yatırılmıştır. Bizler Osman Gazi Belediyesi olarak atık, katı atık merkezi diye Türkiye'de yıkama merkezi oluşturduk. Burada 9 tane farklı birim var. Ampulünden, floresanına, elektronik atık, tıbbi atık. Bunların hepsini orada topluyoruz ve ondan sonra geri dönüşme nereye gidecekse oraya gönderiyoruz. Veya bir yerde yıkandırmak üzere arkadaşlarımız tarafından imha ediliyor. Tabii şehre olan duyarlılığımız, şehre olan saygımızdan dolayı bunları yaparak ve yaygınlaştırmak için de okullarımızla birlikte bunları yürütüyoruz. Ben başta Milli Eğitim Müdürlüğümüze, hocalarımıza, müdürlerimize, okullarımıza, öğrencilerimize, velilerimize çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Kalemçimen İlkokulu Mesut.